Ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle birlikte. Bugün Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıklıyor olacak. Artık aslında saatler kaldı diyebiliriz. Sayın Öngel, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Öngel, dakikalar kaldı, saatler kaldı. Merkez Bankası nasıl bir karar açıklayacak? Çünkü banka bir önceki toplantıda politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmuştu. Yine sabit tutulacağı yönünde de beklentiler yüksek. Ama Merkez Bankası olası bir sürpriz yapabilir mi sizce? Şimdi saat 14'te göreceğiz tabii bunun net cevabını ama şu anda çok ciddi bir sürpriz beklentisi yok piyasalar tarafında. Aynı şekilde verilere baktığımız zaman daha önceki açıklamalara da dayanarak benim de piyasayla paralel bir beklentim var. Bu ay için yine %50'lik faiz oranıyla devam ediyor olacak politika faizi diye düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde Merkez Bankası şu anda gidişatla alakalı biraz tabiri caizse beklemek ve ne olacağını görmek istiyor ki Temmuz-Ağustos ayları da hepinizin bildiği gibi bir şekilde artık baz etkisiyle de birlikte dezenflasyon sürecinde başladığı aylar olacak bizim açımızdan. Onun için en nihayetinde nereye gideceğini, enflasyonun gidiş yönünün ne olacağını netleştirmek gibi bir düşüncesi var. Bu veriler altında baktığımızda Eylül ayından önce herhangi bir hareket yapmamız çok makul değil. Eylül ayında geldiğimizde enflasyonun durumunu ve gidişatını göz önüne alacaktır ve belki son çeyrekte gerekiyorsa bir hareket yapacaktır. Ama ben orada bile şu anda dramatik bir hareket yapılacağını çok fazla beklemiyorum, düşünmüyorum. Çünkü para politikası yönetimi açısından şu anda istikrarlı olmak önemli. Sayın Öngel, şimdi aslında faizi konuşurken bir diğer yandan da piyasaları konuşuyoruz. Faizin piyasalara yansıması nasıl olur? Sabit bırakılması veya arttırılması, düşürülmesi durumunda. Yıl sonu faizde bir indirim olacak diyen yorumcular var. Siz de bu yoruma katılır mısınız? Şimdi bu yorumla yapmak için aslında bakarsanız biraz erken, yani şu anda en nihayetinde gidişatı görmek ve bu sürecin net olarak bir dezenflasyon sürecinin başladığını ve devam ediyor olduğunu söylemek lazım ki faizle alakalı bir hareket yapılabilsin. Ama biz yıl sonuna geldiğimizde hala enflasyonun beklentilerin üzerinde bir noktada görürsek ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklentisi 38 puandı. Bunun bir miktar üzerinde olabilir, belki 40'lar civarı ama yıl sonu enflasyonu 50'li rakamlara yakın veya üzerinde olursa o zaman herhangi bir şekilde acil bir indirim için gerekli şartlar oluşmamış olur. Biz dünya örneklerine de baktığımızda işte FED, ECB, Avrupa Birliği Merkez Bankası gibi faiz indirimleri yapmakta çok acele etmediğini görüyoruz merkez bankalarının. Çünkü en nihayetinde verilen mesajlar ve beklentiler bir anda değişemiyor. Siz yaptığınız bir değişikliğin piyasa etkilerini birkaç ay sonra görebiliyorsunuz reel sektör anlamında. Belki hemen finans tarafında görüyorsunuz. Yani Euro'da, Dolar'da, işte BIST tarafında hızlı bir hareket olur belki ama reel sektör yansıması belli bir zaman alıyor. İşte bu süreyi gözlemlemek isteyecektir. Sürekli değişiklik yapmayacaktır Merkez Bankası. Diğer taraftan çok dramatik bir değişiklik yapar mı? Değişiklik olsa bile yani 50 bas puandan tekrar nasıl yükseldiyse 750 bas puanlar, 500 bas puanlar gibi bir indirim ve yükseltim yapar mı bundan sonra dediğimizde böyle bir iş yaparsa gerçekten piyasalar üzerinde çok ciddi etkisi olur ama ben Merkez Bankası'nın uzun süre dramatik bir hareket yapacağını düşünmüyorum. Belki çok sembolik ayarlamalar yapabilir. Peki şimdi aslında bugün faizde karar günü. Piyasa yönünden buna bakarsak değerlendirmeler önemli olacak. Çünkü dolar, euro, altın ve Borsa İstanbul Yüz Endeksini de görüyoruz. Nasıl başladık ve bugünü nasıl bitireceğiz? Ben çok aslında biraz işte yeşil görsek de stabil bir noktadayız. Buradaki yeşiller çok yüksek oranlarda artışları işaret etmiyor. Merkez Bankası çok ciddi bir sürpriz yapmayacaktır ve
Bu şekilde de ben piyasanın yine gün içerisinde stabil devam edeceğini düşünüyorum. Çok farklı bir durum oluşması için gereken ne makro gelişme, ne politik gelişme, ne de diğer tarafta ekonomik bir gelişme şu anda söz konusu değil. Faizle alakalı ola ki dramatik bir hareket yaptı Merkez Bankası. Herkesi şaşırttı. İşte 500 bas puanlık artışa gitti veya 500 bas puanlık azalışa gitti. O zaman biz piyasalarda gerçekten çok ciddi bir hareket bekleriz. Eğer ki böyle bir süreç söz konusu olursa. Ama dediğim gibi şu andaki beklentilerle paralel bir açıklama yapacaktı Merkez Bankası diye düşünüyorum. Eğer bizim görmediğimiz, bizde olmayan bir veri ellerinde yoksa genel olarak gelen veriler çünkü ciddi bir politika değişikliğine ihtiyaç hasıl olmuyor şu anda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile birleştirerek devam edelim bize yansımalarını piyasalara, dünya ekonomisine. Çünkü Biden çekildi ama öyle görünüyor ki Trump'ın şansı hala yüksek. Bunu da Wall Street'teki dalgalanmaları körükleyebileceği ve özellikle altına destek olabileceği belirtiliyor. Ne dersiniz? Altının eli daha da güçlenir mi Sayın Öngel bu anlamda? Şimdi Trump'ın seçimi kazanması noktasında açıkçası benim görüşüm maalesef ekonomi tarafında ciddi sıkıntılı dünya için. Çünkü Trump maalesef ne yapacağı çok fazla önceden öngörülemeyen bir lider. Hatta benim perspektiften baktığımızda nasıl ki Kuzey Kore lideri için biz öngörülemeyen lider diyorsak ekonomi tarafında da Trump'ın ben çok daha farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü en nihayetinde geçmişteki yaptıkları ve gelecekle alakalı açıklamaları biraz kafa karıştırıcı şekilde. Özellikle mesela şunu biliyoruz. Evet, vergi indirimleri ve faiz indiriminin sevdiğini ve istediğini ama bununla alakalı net bir plan ortaya koymadı ki Biden'ın rakamları netti bu konuyla alakalı. Burada en ciddi iş bir ticaret savaşı oluşturabilir mi? Tekrar ortaya çıkartabilir mi Trump ki bunu yapacak gibi gözüküyor daha önceki süreçte. Bunların hepsini alt alta yazdığımızda çok ciddi bir belirsizlik ortamı aslında ortaya çıkıyor. Bu belirsizlik ortamı da daha güvenli liman olarak adlandırılan altına doğru kayışı arttırması beklenir. Ve de FED ile alakalı da en nihayetinde ne kadar bağımsız bir kuruluş da olsa başkan tarafında biz ciddi şekilde eğer ki düşük faiz politikası uygulanması baskısını görürsek FED'in de genişlemeci bir para politikasına dönmesiyle birlikte yine altına olan talep artacaktır. Çünkü en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri açısından diğer enstrümanların getirilerinde de ciddi bir azalmayı görürüz biz. Orta vadede en azından kısa orta vadede. Hepsi aynen bahsettiğiniz gibi altın tarafını güçlendiren fakat borsalar tarafında ne yapacağı biraz daha aslında kafa karışıklığına sebebiyet veren kısımlar. Orada eğer ki şirketlerle alakalı çok ciddi destekler ve düzenlemeler gelecek olursa o zaman biz borsa tarafında bir miktar güçlenme görürüz ki işte vergi indirimleri vesaire bunları destekleyen unsurlar. Çünkü firmaların da sürdürülebilirliğini ve karlılığını olumlu etkileyeceği için buradaki yatırımları ve girişleri de olumlu etkiler. Faiz tarafında düşmesiyle birlikte orada da yukarı yönlü bir hareket Amerika Birleşik Devletleri tarafında bekleyebiliriz. Ama tersi bir senaryo olursa gerçekten işte bu ticaret savaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin beklediği yönde değil de gerçekten içerideki havayı çok olumsuz etkileyen bir sürece dönerse o zaman özellikle Nasdaq temelinde baktığımızda orta vadeli bir düşüş bekleyebiliriz. Çünkü Biden döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle sabit sermaye konusunda. Peki şimdi Sayın Önger, bu arada biz piyasaları konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden Biden'ın çekilmesine, Trump seçilir mi yoksa Kamala Harris'in şansı yüksek mi? Tabii kendi partisi içinde de nasıl bir karar verilecek bunların hepsini takip edeceğiz piyasalara yansımasında. Ama Trump da şöyle bir açıklamada bulundu. Piyasada vergi alınmayacağına dair bunu deklare etti. Hatta ekonomiyi canlandırmak için kendi ülkesi içinde de üretimini yapmak istediğini
istemediğini, petrolü dışarıdan almak istemediğini, bu mümkün mü? Ve eğer böyle bir ekonomik planlama içine giderse, yani kendi ülkesinde üretimi yapar, petrolü dışarıdan almazsa, vergi almazsa, bunun dolara yansıması ne olur dünya piyasasında? Şimdi bu hisseleri alt alta yazdığımızda bayağı bir durumun birlikte olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok bağlaçlı bir işin siyaset genelinde baktığımızda, evet, seçim öncesi çokça söylenen bildiğini ama seçim sonuçlandıktan sonra tam da hepsinin netleşmediğini ve yapılamadığını görüyoruz. En nihayetinde evet, Amerika Birleşik Devletleri tarafında biz bir miktar vergiden azaltıldığını, özellikle Çin başta olmak üzere uluslararası ithalat vergilerinin bir miktar arttırıldığını görebiliriz. Ama onun dışında tam olarak neredeyse işte kendi imkanlarıyla dönecek dış dünyaya kapalı bir ekonomik yapıdan bahsediyoruz bu hisselerin hepsi birlikte olduğu zaman. O çok mümkün gözükmüyor. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri bir unutmamak lazım ki refah toplumu, yani en nihayetinde Amerikalı normal yaşayan, orada nefes alan bir vatandaş ciddi tüketim yapmaya alışık ve bu hayat standartlarından geri adım atmak istemiyor. Şimdi sadece işte Trump'ın bahsettiği vergi artışları bile enflasyon tarafında son tüketiciye yaklaşık %1,5-2 gibi 1.1 ile 1.6 arasında bir artış anlamına, fiyat artışı anlamına geliyor. Şimdi baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir enflasyon savaşı verdi. Hala ikili seviyelere inemedi. Hızlıca tekrar artı 1,5 puanlık TÜFE'de yükselişi göz önüne alabilir mi derseniz, bence bu sorunun cevabı çok mümkün değil. Ama işte en başta da söyledik, ilk başta öngörülemeyen bir lider bu hisselerin hepsi olursa dünyanın tamamı için, sadece dolar tarafında değil dünyanın tamamı için tekrar korkulu günler başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde Trump'ın son döneminde dünya ekonomisi ciddi bunalıma girmeye başlamıştı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri açısından işler iyi gibi gözükse de dünya ticareti açısından, üzerine Covid geldi. Biz yavaş yavaş İşte toparlanmaya çalışırken tekrar bir kriz bizler için, tüm dünya açısından çok yıkıcı olur diye düşünüyorum. Özellikle işte 3. Dünya Savaşı çıkacak mı, bölgesel savaş çıkacak mı diye konuştuğumuz dönemde bunlardan çok daha yıkıcı bir ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına alabilir bu hisselerin tamamı gerçekleşirse maalesef. Peki şimdi Sayın Önger, bu arada Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi de dün yayımlandı. Biz de aktardık ama detaylıca konuşmak istiyorum. Yıl sonu enflasyon beklentisi %42.95'e gerilerken yıl sonu dolar TL beklentisi de 37.37'ye indi. Sizin beklentiniz ne yönde? Yıl sonu enflasyonu ile alakalı açıkçası ben biraz daha piyasa katılımcılığından kötümser tarafta duruyorum. Yani %45-50 aralarında bir noktada bitebilir diye düşünüyorum ki işte Merkez Bankası'nın açıkladığı, ekonomi yönetiminin açıkladığı hedeflerde istatistiksel belli bir kaymayı da göz önüne almak lazım. Ki Fatih Karahan da, Sayın Başkan şunu söyledi yanlış değilse, 2025'in ilk 3 ayında biz %38'i seviyelere gelebiliriz demişti. Dolayısıyla bunları alt alta yazdığımda ben yıl sonu enflasyon beklentisi olarak %45 bandının biraz daha üzerinde 50'ye yakın bir enflasyonla yıl sonu kapatacağız gibi düşünüyorum. Buradaki beklentiler tabii iyileşti ama şunu unutmamak lazım. Hala işte 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi mesela %20'ler seviyesinde. Dolayısıyla biz her şey hemen olsun istiyoruz ki hepimiz üzerinde ciddi bir yük var, dayanacak gücümüz yok gibi düşünüyoruz. Ama enflasyon savaşı cidden çok uzun süreli bir savaş. Yani 2025 yılında Türkiye ekonomisi için günlük birleşik geçmeyecek enflasyon noktasında biz yine sıkıntılı bir 2025 geçireceğiz. 2026 ve sonrasında o istediğimiz refahı tekrar bulmaya başlayacağız. Dolar TL tarafında da tabii ki de sizin enflasyon
düşüşünüzle birlikte ister istemez TL'nin değer kaybı da azalmak zorunda. Dolayısıyla buradaki beklenti de bir şekilde kurun daha aşağıya gelmiş olması aslında enflasyon beklentisinin de azalmasıyla alakalı. Çünkü biz iki ülke arasındaki enflasyon farkı göz önüne alınarak bu oranda bir şekilde kurda değerlenme ya da değer kaybı görürüz. Şu anda TL'nin bir değer kaybı olması gerekiyor dolar bazında ki aslına bakarsanız ilk 6 aylık süreci göz önüne aldığımızda zannediyorum Türk lirası %20 civarında değerlendi reel anlamda. Dolayısıyla yıl sonu için dolar TL beklentisi 37-37 buna paralel olacakmış gibi gözüküyor. Ama ihracatçı tarafının da istekleri ve taleplerine baktığınızda yıl sonunda 45 TL'lik bir dolar kuru da olsaydı aslında çok ciddi sürpriz olmazdı. Bu ekonomik terör açısından baktığımızda dediğim gibi enflasyon farklarını göz önüne aldığımızda ama TL umduğumuzdan çok daha güçlü gidiyor. Özellikle bu ortodoks politikalarla birlikte yürütülen süreçle birlikte ilk 6 ayda. Peki şimdi Sayın Öngel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Temmuz'da aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda da belirgin bir düşüş öngörüyoruz dedi. Şimdi bunu dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek ifadesini de kullanarak tamamladı. Bunu nasıl okumak ve değerlendirmek gerekir? Şimdi Sayın Şimşek tabii ki de hepimize ve ekonomiye olumlu mesajlar veriyor her şeyden önce. Bu olumlu tutumunu hiçbir şekilde bozmuyor. En nihayetinde ekonomi yönetimi özellikle enflasyon söz konusu olduğunda beklentilerle şekillenen bir iş olduğu için burada kesinlikle yanlış bir açıklama yapmamaya ve cümle kurmamaya çok dikkat ediyor. Diğer taraftan dezenflasyon sürecinin gerçekten kalıcı olduğunu görmek için bizim işte bahsettiğim gibi bir yıllık bir süreçte gerçekten sürekli bir azalışı veya hiçbir şekilde bu trendi bozmayan unsurları görüyor olmamız lazım. Biz dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirdik demek için daha çok erken olduğunu düşünüyorum ama bir şekilde veriler, gidişat şu anda ekstra bir kırılma yaşamadığımız sürece başarılı olacağını bu sürecin gösteriyor. Fakat tekrar altını çizmek istiyorum. Sayın Bakan da aynı şeyi söylemiş. 24 ay sonrası için hala %20'lik enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla biz 2026'nın 7. ayına geldiğimizde dahi hala ne bakan tarafında ne de piyasa tarafında tek haneli enflasyonu konuşmuyoruz. Dolayısıyla bu süreç sonunda ancak 2027-2028'i görecek bu süreç. Dolayısıyla gerçekten uzun soluklu bir yol hepimiz için bu dezenflasyon süreci başladı, devam ediyor, sıkıntısız diye dememiz için belli bir vakit var ki işte kredi derecelendirme kuruluşları vesaire de çeşitli şekilde not artırımları yapıyorlar, olumlu açıklamalar yapıyorlar ama hala Türkiye baktığınız zaman o yatırım yapılabilir, gerçekten hiçbir problem yoktur seviyesine gelmiş değil baktığınızda. Onlar da risklerin devam etmeyeceğini, bir şekilde hükümetin bu politikalardan vazgeçmeyeceğini görmek istiyorlar. Şu ana açıklamalar şu ana kadar istikrarlı şekilde devam ediyor. Böyle olup olmayacağını izleyip göreceğiz şeklinde yurt dışında da.